Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Artvin Milletvekili Sayın Uğur Bayraktar. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, yüce heyetini saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yine bugün kaybettiğimiz önceki İçişleri Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Hasan Fehmi Güneş'e de rahmet dileklerimi iletiyorum. Güneş ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi grubumuza, büyük ailemize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün söz almamın nedeni şu. Bu parlamentoda birçok kere polislerin sorunlarını konuştuk. Polis teşkilatının ciddi anlamda sorunları var. Bunları bir kere daha parlamentoda konuşarak bunlarla alakalı bir meclis araştırma önergesinde ortak noktada buluşma konusunda parlamentonun irade koyması konusunda söz aldım. Değerli arkadaşlarım, polis teşkilatıyla alakalı ciddi bir sorun var. Biz polisleri hatırlayabilmemiz için, polislerle alakalı sorunları gündeme getirebilmemiz için illa da al bayraklı tabutlarla önümüze gelip onların önünde hamaset yapmamıza gerek yok. Onların sağ olduğu dönemde de ciddi sorunları var. Onları bu parlamentoda tartışmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bunlar nedir? Bir kere çalışma saatleriyle alakalı, mesai saatleriyle alakalı problemler var. Bir polis memuru sabah saat 8'de çıkıyor değerli arkadaşlarım. 12 saat, en aşağı 12 saat. Başka bir meslekte yok bu. Hele de sivil polis memurları saat 8'de çıktıktan sonra gece saat 1'de 2'de geliyorlar. Bunlar için izin diye bir problem yok. İzin yok ne yazık ki. İstedikleri zaman izin alamıyorlar. Bayramları yok, seyranları yok. Bayramla alakalı bir izin talebinde bulundukları zaman diyorlar ki efendim sizi de alakalı herhangi bir maç var veya başka bir siyasi faaliyet var. Bunlarla alakalı bir bariyer koyuyorlar. Bu nedenle yıllık izinlerinden alın, görevlendirmelerle alakalı hafta sonu yaşadıkları mağduriyetlerle alakalı ciddi problemler var. Bu problemlerin parlamentoda tartışılmasını istiyoruz değerli arkadaşlarım. Bakın baştan beri birçok kere sizlerin genel başkanı da ifade etti. Bizler de birçok kere burada ifade ettik. 3600 ile alakalı talepleri var. Maaşlarla alakalı iyileştirme talepleri var değerli arkadaşlarım. Büyük bir meslek grubunun. Nedir bunlar? Bugün bu konuşmayı yapmadan evvel birçok polis memuruyla ciddi anlamda konuşmalar yaptık. Ve şunu diyorlar. 33 yıllık bir polis memuru kıymetli arkadaşlarım 8300-8400 lira maaş alıyor ve emekli olduktan sonra bu maaşı 4500 liraya düşüyor. 4600 liraya düşüyor değerli arkadaşlarım. Polis memurlarıyla alakalı biz 55 yaş sınırını koyuyoruz. Bunların çocukları var. Bakacağı aileleri var. Ve böyle bir tablonun içerisinde biz diyoruz ki 55 yaşında emekli ol, maaşın %100 aşağı doğru düşsün, başının çaresine bak. Bugün sokaklarda dramatize etmek istemiyorum ama limon satan polis memurlarımız var emekli olduktan sonra. Yani onur ve şerefi, haysiyetini koruyan, o üniformayı haysiyetle taşıyan, terörle mücadelede en önde yer alan bu meslek grubu ne yazık ki bir üye evlat muamelesi görüyor. Bu konuda gerekenlerin yapılmasını istiyoruz değerli arkadaşlarım. Bir başka talep daha var. Üzerlerinde giydiği üniformalar. Bakın belki bunu bilmiyorsunuz. Bu üniformalarla alakalı ciddi şikayetler var. Yaz mevsiminde bu üniformaların vücutlarını yaktığı, kış mevsiminde ise bu üniformaların onları korumadıklarına ilişkin ciddi kaygılar var. Buna ilişkin de bu talepleri de buradan iletmek istiyorum. Nöbet yerleriyle alakalı da sorunlar var değerli arkadaşlar. Birçok nöbet yeri var, birçok nöbet noktası var. Nöbet yerlerinde en acil ihtiyaçlarını karşılayacakları tuvaletleri bile yok. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir tabloyla karşı karşıya. Hani eskiden büyüklerimiz bilirler, burada o dönemi yaşayanlar bilirler. Nöbet kulübelerinde ekmek ve bakım ihtiyaçlarını, daha doğrusu bu karınlarını doyurabilmek için sefer taslarıyla ekmek götürüyorlar, yemek götürüyorlar. Böyle bir tabloyla da karşı karşıya olan polis memuru arkadaşlarımız var. Değerli arkadaşlarım, cenaze izni ne demektir? Cenaze izniyle alakalı bir tahdit koymuşlar. Diyorlar ki birinci derece yakınınızın dışında herhangi bir şekilde cenaze izniyle alakalı bize gelmeyin, bizden izin almayın diye diyorlar. Sevgili arkadaşlarım, polis memurları köle değil. Biz de yani maden çağında yaşamıyoruz. Yani 21. yüzyılın Türkiye'sinde güvenlikle alakalı çok güvendiğimiz, şu anda bile şu kapıdan çıktığımız anda bize eşlik eden, ciddi anlamda güvenliğimizi koruyan ve hepimizin biliyorum ki siyasetin dışında yanlarında olmamız gereken bu meslek grubuna gerekli takdiri ifade etmemiz, gerekli güveni, onların hak ettiği ücreti, sosyal yardımları vermemiz gerekiyor. Bu konuda parlamentonun içlerinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatması açısından, İçlerinde bulunduğu bu problemi parlamentoda taşıması açısından bir meclis araştırma önergesinde ortak noktada buluşmasında yarar görüyoruz değerli arkadaşlarım. Bunun dışında ne var? Bakın önemli olaylarından bir tanesi de şu değerli arkadaşlarım.
3201 sayılı kanunun 13. maddesi diyor ki karakol amiri olarak başkomiser rütbesindeki bir kişinin görev yapması gerekiyor. Ama yeterli derecede başkomiser olmadığı için değerli arkadaşlarım, başkomiser yetersizliğinden dolayı Türkiye'nin birçok yerinde %95'inde karakollarda komiser ve komiser yardımcıları başkomiser adına vekaleten bu görevleri yapıyorlar. Şimdi buradaki problem şu. Burada baş polis ve kıdemli baş polisten komiser yardımcılar rütbesine terfi etmiş ve yaklaşık tabii buyurun. Değerli başkanım. 1800 emniyet mensubumuzun 2011 yılı itibariyle baş polisiye terfi ettikten sonraki 10 yıllık görev sürelerinin komiser yardımcısı ve komiser rütbelerinde bekleme süresinden sayılarak başkomiser rütbesine terfi ettirilme talepleri mevcuttur değerli arkadaşlarım. Bu nedenle sayıları yaklaşık 1800'ü bulan emniyet mensupları ile ilgili hakkın verilmesi adına gerekli düzenlemeler yapılarak buna ilişkin kanun tekliflerini de hazırlayacağız. Hem emniyet teşkilatımızın ihtiyacı olan amiri açığının ortadan kaldırılması hem de devletimizin ekstra bir külfet olmayacağı yılların tecrübe ve birikiminin emniyet teşkilatının yönetim kademesine yansıtılmasıyla halkın daha kaliteli ve hizmet alması adına bunların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Sözün özü şu. Polis bizim polisimiz. Polis Cumhuriyet'in polisi. Polis Mustafa Kemal'in polisi. Onlara hak ettiği değeri verelim diyorum. Yüce Parlamento'yu saygıyla selamlıyorum.